İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Futbol diplomasisi faaliyetine geri döndü. Batı Ermenistan'ı Kafkaslara bağlayacak Pirinkkayalar Tüneli açılıyor. Artsakh ve çevresinde UNESCO misyonu, Azerbaycan'ın yanıtı gecikiyor. Biden, Azerbaycan ve Türkiye'yi sorumlu tutan yasayı imzaladı. Batı Ermenistan'ın Şabin Karahisar ilçesi, Sümerler ve Ermeniler, eski halkların ortak noktası nedir? Batı Ermenistan'da kış sürprizleri. Sözde futbol diplomasisi hiç durmadı. İkinci Artsakh Savaşı'ndan sonra bile Erdoğan ve Aliyev Batı Ermenistan'ın bölünmesini ve Ermenilerin haklarının ihlal edilmesini sürdürmek için Paşinyan'a güveniyor. Erdoğan'ın Paşinyan'dan Mayıs 2022'ye kadar yol haritasının geliştirilmesi konusunda Yerevan'a sunduğu talepleri yazılı olarak teyit etmesini istemesi bunun bir kanıtı. Bu gereksinimler aşağıdakilerdir. Batı Ermenistan'a yönelik iddiaların reddi. 1915 olaylarının değerlendirilmesinde pozisyon değişikliği. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan'daki Pirinkkayalar Tüneli'nin açılışı bugün törenle gerçekleştirilecek. Batı Ermenistan'ın Karin Erzurum-Artvin karayolunda bulunan ve halk arasında ölüm yolu olarak adlandırılan birçok kazanın yaşandığı Pirinkkayalar geçidinde yapılan 2246 metrelik tünel tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tünel, zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenliği, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla inşa edildi. Tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu 1070 metrelik bağlantı yoluyla 3.34 kilometreye ulaşıyor. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine de katkı sunulacak. 21 Aralık Paris İlerleme Raporu. 20 Kasım'da yayınlanan basın açıklamasında UNESCO, hem Ermenistan Cumhuriyeti'nin hem de Azerbaycan'ın taraf olduğu 1954 tarihli silahlı çatışma halinde kültür varlıklarının korunmasına ilişkin sözleşme kapsamında kültür varlıklarının korunmasına olan bağlılığını hatırlattı. Böylece örgüt, bölgenin mirasının etkin bir şekilde korunması için bir ön koşul olarak en önemli kültürel değerlerin bir ön envanterini derlemek için yerinde bağımsız bir uzman komisyonu yürütmeyi önerdi. Raporun tamamı web sitemizde mevcuttur. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Frank Pallon tarafından Twitter sayfasında duyurulduğuna göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Azerbaycan ve Türkiye'nin sorumlu tutulmasına ilişkin yasayı imzaladı. Pallon, Başkan Biden tarafından dün imzalanan Ulusal Savunma Yasası Azerbaycan ve Türkiye'yi Artsakh'ta işledikleri savaş suçlarından sorumlu tutmayı amaçlayan önemli hükümler içeriyor. Suçları belgelerken gerekli raporların doğru olduğunu bizzat takip edeceğim diye yazdı. Şabin Karahisar, Batı Ermenistan'ın Sebastya vilayetinin bir ilçesi. Merkez Şabin Karahisar şehri. 19. yüzyılın başlarında Şabin Karahisar'ın Ermeni nüfusu yaklaşık 400 haneydi. Rum ve Türk nüfusu birlikte neredeyse bu rakama eşitti. Kanıtlara göre 20. yüzyılın başlarında Şabin Karahisar'ın nüfusu 20 bin kişiydi. Nüfusun ana meslekleri iki düzine kadar zanaat, iç ve dış ticaret idi. Şehir pazarında 60'tan fazla dükkan ve bakkal vardı. Başta Türkler olmak üzere şehrin nüfusunun çoğu tarımla uğraşıyordu. Şehir şu anda 12 bin nüfusa sahip. Ermeni bilim insanları Sümer medeniyetinin mirasını ve onun eski Ermenistan ile bağlantısını araştırmak konusunda oldukça aktifler ve genellikle oldukça ilginç keşifler yapıyorlar. Ermeni dilindeki kelimelerin yaklaşık %70'inin kaynağı hala bilinmediğini belirtmek gerekir. Sümer uzmanı Armen Davidyan, bilimin Hint-Avrupalı olduğunu varsaydığı bu kelimelerin bazılarının Sümerce'de bulunduğunu keşfetti. Dil bilimsel ve kronolojik araştırmalara göre tarih öncesi Ermenice, Ermeni platosu ve Batı Ermenistan'ın bitişindeki bölgede M.Ö. 7300 yıllarında ortaya çıktı. Bu tarih, Batı Ermenistan'daki Dikranagerdin, 40 kilometre kuzeybatısında arkeologların elde ettiği tarih ile denk geliyor. M.Ö. 72-73 yüzyıl sınırında. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur.
Batı Ermenistan'da kış sert olmasının yanı sıra uzun süre hafızalarda kalan çok güzel manzaralar yaratıyor. Birçok doğal güzelliğin yanı sıra Van Gölü'ndeki Ahtamar Adası ve Surpaç Kilisesi'nin eşsiz manzarasını görebiliriz. Oradaki her şey beyaz kar tabakasıyla kaplandı ve turistler arasında hayranlık uyandırdı. Batı Ermenistan'ın bir başka şehri Kars'ın Arpaçay ilçesinde yüzeyi 20 santim buzla kaplanmış olan Çıldır Gölü'nde bir başka muhteşem görüntü ortaya çıktı. Burada donmuş gölün yüzeyinde yerli ve yabancı turistler atlı kızaklarla keyifli vakit geçiriyor. Bugünlerde Batı Ermenistan'ın farklı bölgelerindeki göller, şelaleler ve otoyollarının bazı bölümlerinin -27 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarında donduğunu da eklemek gerekir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Lentup U Ganaç Derev adlı eseri sunuyoruz. Lentup U Ganaç Derev Bey Bakın Zavcic Derev Lentup U Ganaç Derev Bey Bakın Zavcic Derev Kami Koyama Satu Lentup U Ganaç Derev Harutuna Pesatu Bey Bakın Zavcic Derev Harutuna Pesatu Lentup U Ganaç Derev Bartan Uşa Hasnatu Bey Bakın Zavcic Derev Lentup U Ganaç Derev Bey Bakın Zavcic Derev Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.